Evet efendim, bir korku oyunu ile daha karşınızdayım. Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar. Böyle birden fazla büyük ihtimalle korku oyunu oynayacağımız. İlk oyunumuzda bir Türk yapımı korku oyunu oldu. Çaparon isimli oyuna hoş geldiniz. Dillerimiz ekranda, bayrağımızın üstüne tıklayıp oyunumuza giriyoruz. Çaparon daha öncesinde dediğim gibi İblis isimli Türk yapımı korku oyunu yapan Bulut Ulu isimli arkadaşımızın yapmış olduğu bir oyun. Ben çok önceden atmış oyunu ama ben çok geç gördüm, özür dilerim. Şimdi Çaperon'a başlayacağız. Ben bir ufak ayarlara bakayım, ondan sonra giriş yapalım. Evet, ayar kısmı tamam olduğuna göre ilk oyunumuza başlayalım. Haydi bakalım. Let's go. Bakalım Bulut nasıl bir oyun yapmış. Sizler videoyu beğenip kanala abone olup bildirim çanını açarken, yorumlarınızı eksik etmezken, o kısımlar sizdeyken korkutma kısmı da, güldürme kısmı da bende. Minik, selamlar minikçim. Helal lan. Esneyip hemen yataktan kalkmadı bak. Biraz bekledi. Hep öyle olur. Ne oluyor oğlum? Yataktan yuvarlanıyoruz mu? Bacaklarım nerede? Hemen abi bir şeye bakacağım. Hemen çok hızlı. Korku oyunlarında her zaman ilk bakılması gereken şey. Koşabiliyor muyum lan? Aa, koşamıyorum. O ne? Aa, tabanca var. Ne alakalı? Ne diyorsun ya? Tabanca aldım. Bu görevde buna ihtiyacın olmayacak. Job var. Ben polis miyim? O ne lan? Matrix mi? O ne? Operasyonlarda en büyük dostun. Oğlum ne oluyor? M4 değil mi bu? M4A1. Onu da alaydık ya. Tüh lan. Keşke tabanca yerine bunu alsaydım. Dur bakayım, şu odanın bir ışığını aç. Ya Bulut, bir şey diyeceğim. İlla ki Bulut izleyecektir bu oyunu, eminim. Kurban olayım şu karakterin yürüyüşünü. Bak, İblis'te de böyle yapmıştın. Azıcık hızlı, ya bir tık daha hareket, hızlı hareket etsin. Benim karakterimi niye arkadan birisi iple çekiyor ya? Lan Bulut'a bunu bir anlatamadım ha. Allah Allah, biz polisiz galiba. Özel harekat mı, neyiz biz? Aha bak, burada şeyler var, dünya haritası. Bak hedefler, indirmişiz galiba bunları. Bak, büyük bir depo yangını çıkmış. Vay vay vay. Şurası Afyon'daki lokumcunun yeri değil mi ya? Neyse. Yol üstü, şehirler arası giderken durursun. Sucuk leblebi lokum alırsın. Bu ne? Aleykümselam. Oo, motorumuz falan var. Ne diyorsun ya? Kapı açık kalıyor galiba. Telsiz. Ne yapayım oğlum? Operasyona mı çıkıyoruz? Çok yavaşım ya. Ne yapayım? Motora mı bineyim? Anlamadım ki. Motoru da mı alayım oğlum? Ne yapayım? Aa, bir şey, boru var orada. Motor çok iyiymiş yalnız ya. Ben korkarım binmeye de. Rengi falan 10 numaraymış. Garajı mı açacağız ki? Yok. 1, 2, 3, 4. Bunlar ne? Merhaba Boris. Bugün cenazesi olan bir eve gideceksin. Ev halkının inanışına göre ceset bir gün boyunca ruhunun rahatlaması ve görünmez kötülüklerden korunması amacıyla evinde bekletilir ve cesedin yanında bir kişi refakatçi olarak bırakılır. Bu refakatçi aileden biri de olabilir, dışarıdan biri de para karşılığında tutulabilir. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte tarikattan birileri cesedi teslim almaya gelirler. İkinci kağıda bak. Allah'ım, gene tarikatın içine düştük ya. Burada para karşılığında tutulan refakatçi olarak seni göndereceğiz çünkü ev halkı bu görevi kabul etmemiş. Akıllı çünkü, mal mı ev halkı? Senin orada bulunmandaki amaç refakatçi olmak değil. Ney? Evdeki ceset kimindir? Kim? Ne amaçla öldürüldü? Ne ile öldürüldü? Anlayacağın üzere istihbarat toplamak için orada olacaksın. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte cesedi almaya gelecekler. Senin polis olduğunu kimse bilmeyecek. Niye ya? Biz boşuna mı yaptık bu mesleği?
Eve gittiğinde sana neler yapılacakları hakkında ipuçları bırakıldı. Görevi başarılı bir şekilde bitirebilmen için mümkün olabildiğince bütün objeleri incelemeye çalış ve bu sayede neler yapman gerektireceğini sana yazılı olarak bildirecekler. Tabi bu arada bazı dini görevleri de yerine getirmen gerekecek. Şimdiden sana bol şans. Allah Allah. Şimdi evden çıkmadan önce yapman gerekenler var. Silahını aldık. El feneri alacağız. Aldık mı lan el fenerini? Galiba aldım ya. Vücut kamerası, telsiz, son olarak da motosikletin anahtarı. Tamam. MP5 şey bu. Taramalı. Ver taramalıyı. Yok edeyim bak. Cin, min, hayalet hepsini sıkarım ya. Jopu da alaydık. Ne bu? Oğlum şuraya iki kıyafet miyafet koyaydın. Hiç mi kıyafetimiz yok? Biz çekmeceyi sadece fener almak için mi, fener koymak için mi kullanıyoruz ya? Şunun şarjörünü alayım bari. Şişe. Oturturuz. Ne aldık ki biz şimdi? Ne var bizde? Anahtar. Ya baba motorun anahtarını niye şuraya koymuyorsun ya? Ya motorun anahtarını nereye koyduk biz şimdi motorun anahtarını? He? Bulut. Baba motorun anahtarını yani insan arabası motoru olsa masasın başının ucuna koyar anahtarını. Şunu ver bakayım vücut kamerası. Tamam. Motorun anahtarını nereye koyuyorsunuz abi ya? El fenerini aldım 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 ya. Almadın mı? Aldım abi buradan aldım. Ha bu ne? Ha motosiklet anahtarı. Tamam her şeyi aldık abi let's go. Her şey var bende. M4'ü alayım mı dayı? O ne lan? Ya Allah. Alp Kasuto, Alp'cim teşekkür ederim abi. Mikail Sarıkaya selamlar. Oyunun galiba optimizasyonunda sıkıntı var. Tam optimize edememiş Bulut. Bir gün önce. Bir bakacağım. Eğer şeyse hadi bakalım. Göreve başlamadan önce uykumu açmam lazım. Bilgisayar başındaki dostum, şunu bil ki işimiz çok zor. Aa bana diyor. Eyvallah abi. Ben de yüzümü yıkayıp geleyim mi? Asi. Ne oluyor oğlum? Ha eve geldik biz motorla girdik elimizi yüzümüzü mü yıkadık? Lan kendi evimizde niye yıkamadık elimizi yüzümüzü? Masraf yazar diye mi? Elektrik anahtarlarını kullanabilirsin kapıların yan duvarlarında fakat evdeki paranormal olaylardan dolayı elektrik düzeninde sıkıntılar olabilir. Ha. Yavaş. Buraya. Kim konuştu oğlum az önce? Burası açılmıyor. Güzel. Burada akan bir fotoğraf var. Anam ne lan ne oluyor? Statik yapma belanı. Ben de bu inli cinli oluşumların teknolojiyle alıp veremediğini anlamam ya. Salon anahtarını bul. Kapı kilitli. Allah! Ampul patladı. Nazar nazar.
Oğlum ne oluyor? Polis molis. Kim olsan bu şu an evden çıkarsın abi. Hiç burada durmanın anlamı yok. Kapı açıldı lan. Hangi kapı açıldı? Oradaki kapı mı açıldı? Anahtar bul dediydi. Allah'a şükür koşma yok oyunda da. Acaba bizim adam felç mi geçirdi oğlum korkudan? Ne oldu biz ondan mı koşamıyoruz? İnme mi indi herife ne oldu ya? Bura ne? İyi akşamlar. Kolay gelsin. Heh, bir yayıncının odasına geldik. Ne o? Muhtemelen evin gençlerinden birisi bu resmi çizmiş. Bunu neden çizmiş olabilir acaba? Ruh hastası çünkü. In this house, evin içinde. O nasıl bir çizim lan? Yavaş. Aa, Joel'un gitarı. Dın 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 dın. Hep şöyle bir tane maket evim olsun istemişimdir ya. Böyle elle yapıyorlar ya bunları. Çok imreniyorum. Çok güzel yapıyor insanlar ya. Ne yetenek be. Şunun içine bir bakalım oğlum. İçine kamera mamera yerleştirmiş olabilir. Varsa. Polisiz abi biz araştıracağız buraları. Aç 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 aç. Çekmeceyi aç. Yumurta mı ne o? Ha bowling topuymuş. Oyuncak roket. Oyuncak tren. Kamasut. Yok matruşka. Ha matruşka. Aman ha. Kamalı başka bir şeydi. Bunun ışığı yanmıyor mu? Burada açılmıyor. Bize ne lazımdı? Salon anahtarı. Yürüyün. Anam, ne oluyor? Düşüyoruz mu? Bak, lisedeyken ben hep kız arkadaşlarım vardı ya. Kapı kilitli. Aha kola var lan. İçek mi? Kola anka. Allah! Fuck. Onu bunu çocuğu dedi. Ne oluyor oğlum? Ben silah çekemiyor muyum ya? Şunu dolaba koysaydınız asit şey sıcak sıcak içilir mi lan o? Oo ekmek var, kola var valla. Bir ısırırım bir içerim mis. Gömerik. Bak mutfaktaki anne televizyonu var burada. Baba içeride 16'ya 9 plazmada bir şeyler izlerken anacığımız ne yapsın salon şey mutfakta küçük böyle televizyonda illa vardır. İlla vardır bak şu an izleyenlerden bir tanesi. Allah! Ne oluyor ya? Kapa kaçtım sadece. Abi ne çıkabilir bu kapağın içinden ya? Kulpunu mu ters tuttum? Ne yaptım? Besmele çekmeden açtık diye mi? Neymiş bu ya? Gök benim içimde gürledi sanki. Ne oluyor oğlum? Lan bu ne kola sevdası? Bir... Yok mu yumurta mumurta bir şey yumurta yağda yumurta bir şey yapaydık. Ha? Yok mu bir bezir parmağı falan? Analı kızlı. İmam bayıldı. Mantı. Tavuk pilav. Ben çıkıyorum ya. Hadi gidelim. Evden de çıkamıyoruz. Nereden bulacağız biz? Salonun anahtarını ya. Ha şu ışıkları aç bakayım oğlum. Oğlum bu ev Madison'daki eve ne kadar benziyor ya? Madison mı? Yo Visage. Onda da böyle üste çıkıyorduk falan. Benzettin mi? Visage'deki eve benziyor gibi. Kimse var mı? Oğlum evde ceset var dediniz. Olay çıktı lan. Lan üst kat affedersin götücü kadar yerdi. Ne oldu orada üst katta bir anda ya?
Cinayetten sonra evden taşınmak istenmiş galiba. Allah! Ya abi ben bant bırakıyorum. Kütle düşüyor, ben anlamadım ki. Aa çocuk gitti. Gitti inni ve de cinni oluşum. Aha. Dur bir lan! Işığımı kapatma. Uş! Uş! Uçtu oğlum. Bak ben ne dedim, 16'ya 9 plazma TV. Baba burada izliyordur abi. Ha oyun konsolu var. Oyuncu almakla beraber bazılarını uyandırmış oldun. Şu an itibaren sorumluluk tamamen sana ait. Ne diyor? Ne alaka ya? Gördüm, hoşuma gitti ya. Ölü bedenin bölümü. Cansız bedende rahatlamış bir ruh. Aa visage yapmış bildiğin. Bayağı visage bu. Tap. Ölü bedenin bölümü. Evin içerisinde bulunan cesedin ruhunu rahatlat. Ne yapayım, ovalayayım mı? Bir, kutsal kitap bul. İki, kutsal kitabı cesedin başucundaki sehpaya bırak. Üç, odadaki kareli kırmızı koltuğa otur, duanı yap. Dua bilmiyorsa ne olacak? Oğlum belki adam dua bilmiyor. Anam! Lan! Hangisi dua kitabı ya? Hangi şey? Ne diyordu? Kutsal kitap. Hangisi ki? Allah Allah. Evde cesetli oda mı varmış ya? Bizim haberimiz yok. Ya gideyim cesede iki tane sıkayım, tamam abi. Kalan canı da varsa bitiririz. Cesedin buradaki değil ki. Öbür taraftaki huzuru önemli. Burası bitti abi artık. Ceset çünkü. Adamı biz burada niye huzura kavuşturuyoruz daha? Kutsal kitabı bul. Allah Allah. Bu olabilir mi lan? Funda... Anam... Dur bir... Funda with... About fashion... Tanıdık birim ya. Funda kimmiş abi? Yok, o kutsal kitap değil. Oğlum mutfağa girmeyin öyle. Çarşafla mutfağına giriyorsun. Allah Allah. Al anam, anam. Tamam sakin ol, sakin ol. Kapı kapandı. Ceryan, ceryan yaptı, ceryan yaptı. Sakin ol, ceryan. Ceryan yaptı, sakin ol. Sakin ol. Ay senin ben ampulün niye patladı ya senin? Heh! Selamun aleyküm. Allah Allah. Lan bu evin geri kalanı Amerikan vari. Burası bildiğin Anadolu ya. Kapıyı bir açtım Anadolu bura. Aa ceset burada lan. Ha üstünü kapatmışlar. Bu ne? Bak olmadı. Baksana tam bu işte şey. Bizim buraların sandalye ya bu. Masada bir şey yok. Masada bir şey yok. Let's go. Gerçi şu kilim milim de bizden ya. Tamam. Abi cesedi bulduk. Bismillah diyeceğiz. Duamızı edeceğiz ya. Kırmızı koltuk burada. Kitap bulamadık ya. Damlacığım çok teşekkür ederim desteğin için. Hoş geldin. Bu ne? Aa telefon buldum. Cep telefonu. Almayak mı onu? Ha salon anahtarı. Tamam. Ölünün gazı çıktı. Gazı çıktı, gazı çıktı. Bir şey yok. Midesi guruldadı, gazı çıktı. Heh! Çok güzel oldu. Lan! Dur bak ama, dur.
Abi yaşayan yaşadığını bilecek, ölen ölülüğünü bilecek. Bana bak. Ne oluyor oğlum? Lan! Abi oturayım mı? Ya ampulleri niye patlatıyorsunuz evde ya? Oğlum kalk lan. Şşş. Senin problemin ne oğlum? He? Oğlum oğlum. Yapıyor lan bana ceset. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Ailenin en küçük üyelerinden biri. Bakayım. Küçük Necati ya. Tokadı koyarım vallahi. Ha. Büyüğü küçüğü mü kaldı abi? Kurban olayım ya. Böyle gene sırttan böyle bir damla aktı az önce ter. Bir damla ter. Abi ben akıyorum dedi gitti. Aktı gitti. Hepsini patlatmış ya. Hepsini patlatmış. Ampulden ne istiyorsun ya? Vay anam. Ev kaç oda, kaç oda girdik ya? Bayağı güzel ev ha. Heh! İnni ve de cinni bebe. Ne yapıyorsun lan? Model ya. Bunlar hep aynı model abi. Bunlar aynı tip. Ne bu? Ha PlayStation 5 sandım. Abi kutsal bir kitap lazım ya. Dede tüfeğine kadar bulduk. Şş, sen misin lan kutsal? Abi bize kutsal... Sağ olun ben sandalyemi kendim açıp çekerim. Allah Allah. Çekmece falan var mıydı ya? Şu yastığı yere atmayın bak. Hah! Kutsal kitap. Ölülerin ruhlarının huzur içinde uyuması için bu kutsal kitaplar çok önemli bir yere sahip. Bu kutsal kitabı ölmüş bedenin yanında bulundurmak hem senin için hem de cesedin iyi olacak. Abdest falan almamız lazım mı acaba? Abdest alak mı? Boydan. Kutsal kitap varken bana saldıramazlar. Anca evli... Anca... Lan! Oo, ne oluyor oğlum? Motherfuck. Bizim de bildiğimiz tek kelime şey galiba. Çocuğu demek. Başka bir şey yok. Hello? Alo! Selamünaleyküm. Ya inni cinni oluşuma merhaba falan diyoruz ya. Sor bakayım 8-9 alı sahaya gelir miymiş? Yok katiyen yanmıyor abi. Ha ne yapacağız? Bunu başına koyacaktık değil mi? Bunun başı nere ki lan? Bu... Hortum ağzına gelecek. Heh. Bismillah. Dua ediliyor. Bak loading süresi var duanın. Oğlum huzura mı eriyor? Canlanıyor mu? Alo! Geçti. Hop huzurlusun. Hop huzurlusun. Bende kal. Bende kal huzurlusun. Anam. Bende kal huzurlusun. Bende kal. Ya %99'a kaldı dua Allah'ım. CD çizik çıktı ya. Ha bitti mi? Kalk lan. Huzurlu musun? Oğlum başıyla götü yer değiştirdi. Ne oldu bu? Cesede bir şey oldu. Lan şimdi ne yapacağız? Bir adet silah bul ve piyano yanındaki küçük dolabın üzerine bırak. Bende var tabanca. Ben emanetli geldim abi. Piyanonun yanındaki küçük dolabın üzerine bırak. Piyanonun yanındaki küçük dolap? Ha bura. Allah Allah. Biz emanetli geldik zaten. Ama zimmet malı o bırakılmaz. Devletin bize zimmetlediği mal. O bırakılmaz. O zaman giden tüfeği mi alalım? Üst katta tüfek vardı ya.
Bismillah. Sağ ayağınla çık oğlum. Bekir'im sağ ayağınla çık. Bekir'im sağ ayağınla çık. Aman diyeyim. Yıldız'cığım selamlar. Hoş geldin. Bu arkadaş polis mi yoksa peder mi? Ben de bilmiyorum ki ne oldu mu. 10 yılan Game of Thrones mu? Tahta ne o? Selamünaleyküm. Lan küçük Voldy. Voldemort. Tokadı koyarım vallahi. Hareketlere bak. Eve misafir geldiğindeki küçük çocuk ya. Şımarıklık. Kapat şunu. Şunu kapat. Abi tüfeği alamıyor muyuz? Silah işte ya. Allah Allah. Şu oyuncak bebeğe bir tane tokat koyasım geldi ya. La oğlum şunu al la. Bebeler mitoz bölündü ha. Şşş. Mermi gibi çocuk. O ne? İyi izle oğlum bana ne? Önüne geçeyim mi? Allah Allah. Oğlum her yer bebe oluyor lan. Şu eller hiç hoş olmadı ya. Kaç tane parmağı var? 1, 2, 3, 4, 5. Tamam bu insan. Ama biraz parmağı uzun insan. İnsan yani bu. O da insandır ya. Allah Allah. Oğlum ben silahla geldim de zimmet mal da olsa oraya koyaydık bari görev olsun diye. Silahı nereden bulam ki ya? Var mı silahın yerini bilen? Elektrik gitti tam izlerken öldü Mete. Aman Tuğçe. Aman. Aman ha. Çocuğun yastığın altına mı koydunuz lan? Allah Allah. Bulut nereye koydun oğlum silahı? Allah Allah. Bu kapıyı da açamıyoruz. Mutfakta mı lan? Anam. Bunu da götürüp gösterelim ya. Devletin verdiği kamerada cızırtı oluyor abi. Bunu gösterelim. Görevlilerde sıkıntı oluyor sonra. Bakayım. Abi silah lazım. Silah bal. Satır da bir silah. Ekmek bıçağı. Of, sucuğa bak. Giyotin bıçağı çok kaliteli görünüyor. Alaydık o zaman ya. Hop. Yok bence kesin salonda da silah. Biz o tüfeği alamadık ya. İyice bir dolanayım da. Eve gidip getireyim mi? Evde M4 vardı. Bir eve koşup gideyim geleyim ben. Ha motor atlasam 5 dakika buradan ya. Gider alır gelirim vallahi bak. Eve gidem gelen ben. Çok güzel silah var evde. Masada benim. Allah. Dur oğlum. Çok pardon. Çok özür dilerim. Bir saniye. Devam. Sigara da yeri geldiğinde bir silahtır yani ya. Onu alaydık bari. Lan ne oluyor oğlum? Adım at. Bir yer açıldı lan. Ne yapacağız? Terlik merlik mi götüreceğiz ya? O da bir silahtır. Diyerekten. Annelerimizin en güçlü silahı.
Allah Allah. Üst katta neredeymiş bu? Lan. Mutfaktan bıçak al. Abi almadı ya. Denedik de almadı. Bıçak beğendiremedik. Şu dede tüfeğini alsak bu iş tamam ya. Lan oğlum ben... Ama bu bir gün öncesiydi değil mi? Bu bir gün önce diyordu. Bizim polis daha gelmedi mi lan bu eve acaba? Allah Allah. Ya kurban olayım şu tüfeği ver ya. Kral şunu ver la. Lan mis gibi tüfek ya. Fişini de çekemiyorum ki. Kaldırıp atacağım şimdi televizyonu yere ha. Üst katta bir oda açılacak orada. Abi her yeri açtık üst katta ya. Tekmeyi koyacağım yerden. Anam! Lan! Baba şu tabancayı verin artık. Kutunun içinde mi? Nerede? Bura açılmıyor. Aa biz buraya girmedik lan. Selamun aleyküm. Müsait misiniz? Vallahi yatak odasına geldik ha. Var mı açılan bir yer? Aha ampul. Patlamış ampul neden saklanır ki? Aha tabanca. Kafana sıkarım ha. Allah! Hop! Aman 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 aman! Deprem oluyor. Zelzele oluyor. Zelzele oluyor. Tavanda var mı bir şey? Yok. Tamam. Ostupala! Ayş oğlum! Öyle çıplak gelinecekse biz de soyunalım. Aman ha! Sıkılıyor mu lan? Pat! Allah! Tabancayı... Ha tamam. Piyanonun yanına götüreceğiz. Kardelen'cim çok teşekkür ederim. Tabanca piyanonun yanına. Tamam abi. Tabanca tamam kral. Ölüm raporunu yazdığı kağıdı bul, cesedin yanındaki büyük sehpaya bırak. Sen neyin peşindesin kral sen ya? Ölüm raporunun yazdığı kağıt. Allah Allah, o nerede lan? Günaydın. Ha yat yat yat, daha şey olma. Sen yat, ben okuyayım mı bir dua daha? Ne oldu oğlum? Duanın etkisi mi geçti lan? Su mu lazım? Bak bu sefer kesin başka bir şey oldu buna ha. Pikachu'dan Raichu'ya dönüştü. Eşşi olacak. Bak altında yorgan bir evrimleşme oldu ha. Yok okul saati değil. Sen yat ya. Ben kaldıracağım seni. Nerede yazıyordu lan şey? Rapor. Işık gitti. Ha şu mu lan yerde şu mu ki? Allah! Ya yapma şunu. Rapor işte bu değil mi? Cesedi bantlayayım mı lan? Şöyle koli bantlar gibi alttan üstten. Yok burada rapor gör. Mutfakta raporun ne işi var ya? Ölü raporunun yazdığı kağıt. Ha şimdi şey olduk abi.
Şimdi de kriminalci olduk. Şey yok, kriminal diyorum. Adli tıpçı olduk şimdi de. Ölüm raporu falan getiriyoruz, dur bakalım. Şu odada mıydı ki? Ulut diyorum. Bulut, Allah aşkına şu oyunda artık karakterleri biraz hızlı yürüt. Kurban olayım ya. Ya canım abim, ne olur lan. Ya ne olur. Langoage değil. Rapor kimde yazıyor? Nerede yazıyordu ki ya rapor? Hiç görmedim ha. Uçurtma var olmaz mı? Uçak. Kağıttan uçak. Kurtarmaz mı? Fotoğraftakiler kim acaba? Halamgiller ya. Ne bileyim. Şunu falan alsaydık bari vururduk. Şeyde mi lan? Salonda mı acaba? Salona gitmek 4 yıl falan sürüyor ya. Selamünaleyküm. Hala mı aynı şeyi izliyorsunuz oğlum? Sıkılmadınız mı? Yeter artık, biraz yeni şeylere yönelin ya. Her gün her günde bu izlenmez ki la. Yok, burada da yok. Çocuk odasında mı? Oğlum daha demin girdik ya. Allah Allah. Daha demin çocuk odasındaydım ya. Vardım burada. O ne lan? Ha! Rapor. Ölüm raporu. Şu yerdekinden ne farkı var bunun? Kurban olayım ya. Yengemin emoji koyup nazardan koruyarak ve WhatsApp'tan durum attığı çocuğu. Raporu bul, cesedin yanındaki büyük sehpaya bırak. Ceset gitti oğlum ama. Oğlum ceset yerinden kalktı. Lan niye kalktın sen? Dur, senin daha duan bitmedi, şeyin bitmedi. Asekta. Parkeyi bak, halıyı kirletmiş, halıyı kan etmiş. Onun bunun çocuğu. Oğlum ne oluyor? Nutkum tutuldu, hayvan mısın? Ne yapıyorsun ya? Ben yatayım, bir de sen benim için dua et. Gel. Ne yapıyorsun şimdi? Cesedin yattığı yere geri getir. Ayda. Bunu başarabilmek için seni evin içinde hissetmesi gerekiyor. Hissetmemesi gerekiyor. Mümkün olduğunca karşılaşmamaya çalış. Seni görürse laneti devam eder ama seni arkasında hissederse büyü yok olur. Sesleri takip et, eşyaları incelemeye devam et, paranormal olaylardan korkma. Aksi halde tüm lanetler seninle. Ben hayalete arkadan mı gideyim yani? Hayalete arka... Ne yapayım oğlum ben hayalete arkadan? Nasıl ya? Mümkün olduğunca karşılaşmamaya çalış. Oğlum ben evden gideyim o zaman. Kapıyı kırayım gideyim ben. Yer çekimini kaldırdı eşya olacak. Oğlum su şişesini bırakın, bırakın lan su şişesi, çayı falan. Arkasında, seni arkasında hissederse büyü yok olur. Allah Allah. Ben şu an arkasında mıyım ki acaba? Belki görünmüyor. Hayaletin, cesedin arkasına falan geç. Yani gerçekten sapıklık ya. Bulut, nereden aklına geliyor böyle şeyler? Abim ne izliyorsunuz siz? Ben anlamıyorum ki ya. Nelerden etkileniyoruz? Yani ölünün arkasına niye geçiyorum abi ben?
Ölünün cenazesi olur. Orada hani arkasına geçersin dua etmek için. Cemaatle. Namazını kılmak için. Bu neyine geçeceğim ben şimdi ölünün ya? İşin yoksa ölüyü bul arkasına geç bir de ya. Makbule. Gel kız arkana geçeceğim. Bak kıyafeti yere atmış. Hayvan hayvan. Savaşım selamlar. Hoş geldin. Nereye gitti ben ana? Ben de mi çarşafın altına girsem ne yapsam? Şimdi bu odada yokuz. Bu odada arkasına geçemedik. Orada görmedik. Burada görmedik. Salonda mı? Şey salon diyorum. Televizyonlu odada mı? Yani görsem arkasına geçeceğim böyle. Hani bir ileri geri yapacağım bir şey yapacağım. Aklını karıştıracağım da. Oğlum şunu kapatın artık yeter la. Oğlum o benim arkamda olmasın. TerraTech diye bir oyun var oynar mısın? Dur anam dur daha şunu oyna bir tane dur. Oyun için oyun söylemeyin dur. Bir önce önümüzdeki yemeği yiyelim. Tamam burada kesinlikle yok abi. Ben bunu burada arkalayamam. Eğildi, arkasına geçeceğim. Gel lan. Lan. Yavaş. Dur oğlum. Korkma. Korkma arkana geçeceğim. Korkma. Sakin ol. Hiçbir şey yapmayacağım. Sakin ol. Hiçbir şey yapmayacağım. Bak kaşındım. Neredesin? Gel bir gel. Şş bir gel gel. Bak. Makbule. Kız bir gel ne olacak? Vallahi hani bir arkana geçeyim çıksın şeytan gitsin ya. Görev. Görev aldım lan. Oğlum ev bana görev verdi ya. Odanın birinde bir çakmak olacak. O çakmağı al. Cesedi rahatsız eden bilinmeyeni yakarak yok et. Ölünün yanına git. Acele etmen lazım. Eve geldiklerince ceset yerinde olmalı. Ölüm nedenini raporlaman gerekiyor. Allah 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 Allah. Ölür müsün, öldürür müsün? Çakmak nerede lan? Çakmağın yerini bilen var mı? Direkt gidek oraya ya. Ev bana yan görev verdi lan. Yavaş. Bilinmeyeni yakarak yok et. Allah Allah. Çakmakla. Çakmakla şeytan yakacağız. Aman. Arkamı dönmeyeyim lan. Oğlum benim arkama geçtiler. Hayır, hayır, öyle değil. Dur. Na indirme, dur. Ne yapıyorsun ya? Oğlum benim arkama geçtiler lan. Bir şey değdi ya. Oğlum durun bak. Alo. İnterkom mu var lan? Oğlum. Neseler bari. Lan. Saçmalamayın.
Oğlum bunu ayağı yok, bu havada duruyor ha. Anam lan. Bu niye havada duruyor ya? Bunun altında bir şey yok. Oh, yüzümüzü üfledi gitti vallahi. Ya oğlum nasıl çıkacağız? Mustafa KLC ve Utku 44 çok teşekkürler izlediğiniz için. Hah, kapı açıldı. Tamam. Çakmak. Çakmak nerede? Vallahi nefesi çok kuvvetliymiş ha. Şimdi bu bilinmeyen rahatsız eden varlık mı? Ceset mi? Kimsin? Ronaldo gibi duruyor ha. Şişt, çakman var mı lan? Sigaran var mı sigaran? Sigara buradaysa çakmak da burada olur ya. Tamam. Allah Allah. Çakman var mı? Çakman. Oğlum az önce arkama geçen sen miydin lan? Çakmak arıyoruz. Çakmak, çakmak. Çakmak. Selamın aleyküm! Oğlum selamın aleyküm diyecektim ya. Cümlemi unuttum ya. Çakma Ronaldo ya. Abi silahım var. Unuttum ki silah. Yok bak almıyor silah. Yok 1, 2, 3, hepsine basıyorum. Biz görevde silahı boşuna aldık. Ben anlamadım. Çakmak mutfakta olur ya. Ocağı neyle yakacaksın? Tava var. Tüplü var. Yok tüplü nereden çıktı? Düdüklü. Ha. Tüplü ne ya? Çakmak. Ya Bulut mutfağa niye çakmak koymuyorsun abicim? Yani çakmağın yeri mutfaktır ya. Mutfağa niye koymuyorsun oğlum sen çakmağı? Nereden bulam ben şimdi çakmağı ya? Bu Muazzez Abacı en sevilenler mi? Şunu alak bari ya. Kesin şimdi saçma sapan bir yerde çıkar bak çakmak. Çocuk odasına... Lan çocuk gizlice sigara mı içiyor acaba? Aha bak işte. Çakmağı aldık. Ne yapacağız lan? Yakarak yok edeceksin. Bilinmeyeni. Oğlum bilmediğim şeyi nasıl yakacağım ben? Ben onu anlamadım ya. Ne yapayım? Kağıt falan mı tutuşturayım? Çıra çay, çıra falan mı toplayayım? Ne yapayım? Alttan böyle çıraları böyle kubbe şeklinde yapıp alttan kağıtla ateş mi vereyim? Ne yapayım lan? Lan bilinmeyeni nasıl yakarsın ki? Gel bir arkana geçeyim de yakayım. Zaten arkana geçersem yakarım yani. Onu diyeyim de. Şu alttaki çarşafı mı yakacağız, ne yapacağız? Arkana geçersem yakarım yani. Mahvederim onu söyle. Bunu mu yakacağız lan? Tamam geçtim arkasındayım. Allah Allah. Gideyim ocağa yakayım bari, ne yapayım? Ocağa yakayım, çay koyayım kendime ya. Buraya gelince gelsin abi. Şeytan da şeytanlığını bilsin. Bu
Bunu mu yakacağız? Yo. Funda'yı yakmayalım ya. Merdivenleri 3-3 çıkıyor karakter maşallah. Çok geçmiş olsun Mirsan Hanım. Tekrardan hoş geldin yiğidim. Bu arada Mirsan Hanım bir geçmiş olsun. Bir rahatsızlık yaşadı. Tedavi görüyor. Mirsan Hanım hoş geldin. Harbi ocağı yakacağız herhalde. Neyi yakacağız ya? Abi ocağı yakıp sucuğu yap. Harbi mi? Gaz yok ki evde. Evde gaz yok. Gaz bitmiş. Yakamıyoruz. Ocağı da yakamıyoruz. Ulan bebeleri mi yakacağız? Aa bebeler. Ne yapıyorsun oğlum banyoda? Çıkın. Kapat lan kapıyı. E bunun çükü yok. Neyse bizi ilgilendirmez. Tamam. Devam. Yakamıyorum. Bunu nasıl yakacağız? Oğlum onu mu yakacağız ya acaba? Ha onu mu yakacağız? Ne bileyim oğlum? Bilinmeyen mi bu? Doğru bil... Ne bu? Allah! Oha! Direkt alev topu attım lan. Abi bayağı alev... Vıçıkuf! Ölen adının kişinin adı Martin. Yaş 39. Öldürme alet tabanca. Katil karısı. Martin karısını başka bir kadınla aldatırken yakalanıyor. Karısı evi terk edene kadar terk ederken Martin arkasından gidiyor. Tüm yalvarmalarına karısını ikna edemiyor ve anlık sinirine hakim olamayarak kocasını olduğu yerde öldürüyor ve ruhunu lanetliyor. Ben şimdi olayı polis olarak böyle mi çözdüm? Ha bitti. Oğlum oyunu özetleyemedim bile harbi ha. Şimdi ben... Var mı başka sahne? FND Game Studio sundu. Eyvallah. Eyvallah abi. Kapat artık, sun artık. Evet. Yani... Olmamış. Yani şu anlamda olmamış, özgün olmamış. Çok visage vari olmuş, özgün bir çalışma olmamış. Çok daha özgün olsa... Yani bir de abi oyunun çok şey, yani çok yavaş, çok ağır. Sürekli hani evin etrafını her yerini dolaşarak bir şeyleri tetiklemen önüne gelen bir şeylerden kov. Ya bunu artık yapmayın. İnni cinni oyun yapmayın. Bir de şöyle evde her tarafı dolaşıp böyle pıçık pıçık ekrana çıkan şeyler yapmayın. Yerlisi de yabancısı da. Daha böyle özgün abi. Daha böyle farklı bir şeye yönelin. Daha hani bilmiyorum. Bak söylemesi kolay belki benim için. Ama daha farklı. Daha farklı. Daha iyi olma. Yani daha iyi olabilir abi. Yapabilirsiniz eminim. Çünkü yani jumpscare'da olsa bak bir iki tane yaparsın jumpscare'ı kıt kıt ekrana gelenden. Ama sürekli ekranda işte kamera bızıtlaması, bozulması, sürekli ekrana bir şey fırlaması yani bir yerden sonra sarmıyor. Ha farklı bir oynanışın olsa araya da bir iki tane ondan sıçratırsın 10 numara olur. Ama bunu bu böyle tadı kaçıyor yani. Yine de emeklere sağlık. Ama daha iyisini yapabilirsiniz abi. Daha iyisi. Bir de hani imkan varsa hazır asset kullanmak yerine hani kendi assetlerinizi oluşturabilirseniz çok çok daha keyifli olur. Çünkü artık korku oyunlarında özellikle bağımsız yapı. Tabii biraz da şeyle alakalı, maddiyatla alakalı eminim. Çok iyi anlıyorum. Hep aynı yerleri, aynı evleri, aynı mekanları görmeye başladık ya o can sıkabiliyor.
Biraz daha karakter böyle Kaan'ı gibi gitmese. Karakter çok Kaan'ı gibi gidiyor. O da şeyden abi, yavaş gideceksin ki korku öğesini görebil. Korkutayım diye seni. Ama o yemiyor artık. O yemiyor. Daha başka şeyler. Bak mesela Fierce the Phantom. İşte bu diyoruz ya, evde tek başına diye. Bak tek bir çocuk yapıyor onu da. Tek bir çocuk yapıyor. Bak onda mesela yeri geldiğinde yavaş hareket ediyorsun. Yeri geldiğinde koşuyorsun. Bambaşka olaylar. Sürekli bir şeyler yapman gerekiyor. Hani piksel piksel grafikte olsa seni bir gerebiliyor, tamam mı? Rahatsız ediyor oyun. Ama bunda ne olacağını biliyorsun. 3 adım atacağım, bir şey kık diye önüme gelecek, gidecek yani. Bunu yapmayın abi. Sarmıyor bu. Ama yine de dediğim gibi tebrikler. Ellere sağlık. Yine de ellere sağlık. Hani sonuçta emek verilmiş. Benim ona lafım yok. Daha iyi olsun diye konuşuyorum ben sadece. Daha iyi, güzel bir şeyler yapılabilsin diye. Ha, bu da benim fikrim. Tabii umurunuzda da olmayabilir. Ona da saygı duyarım. Bu ilk oyunumuzdu. Şimdi sırada ikincisi var. Evet, ikinci korku oyunumuz bir demo yapım. Shadows of Deceit adında bağımsız bir korku oyunu. Let's go. O ne lan? Ne oluyor oğlum? Eğer bu mesajı alırsan, makalen için ihtiyacın olan kanıtı buldum. Tıpkı şüphelendiğim gibi artık her şey çok açık. Gidiyorum. Sana e-mail ile atacağım her şeyi. Allah Allah. Annem ve babamla konuşmam gerek hemen. Bilmeleri gerek dedi. Biz neydik lan, bizim adım Makbul? Neydi bizim adımız? Canet miydi? Canset mi? Cicale miyiz? Neyiz biz? Ha şöyle, hop be. Oh, arkadan birileri çekmiyor ha. Şöyle hareket etsin karakter ya. Bak, bu oyunun da hemen kötü tarafını söyleyeyim. Karakterin... Ha yok lan. Bak. Gölge hareketleri bir tık daha güzel olabilir. Ama neyse, o bizi şey yapmıyor, o kadar takılmıyorum. Anne! Baba! Kaç tane kapısı var bu evin ya? Aha, tuttuk. Ya bu oyunda kovalamaca mı var? Koşabiliyoruz mu lan? Dur bakayım. Ya bak, şöyle kapı kilidi varsa kesin birileri geliyordur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anne! Lan gene mi koridor korkusu? Gene mi PT? Ulan Kojima, ne büyük adamsın ya. Bak, PT gibi oyun yapıyorlar. Yiyorsa Death Stranding yapsana. Hadi yap. Annem ve babam. Onların altın yılları. Annenin saçından mı? This photo was taken when that... babam evi aldığında çekilmiş fotoğraf diyor. Çok mutlularmış bu sonunda bu evi aldıkları için. Böyle bir kasabada böyle bir ev. Hadi bakalım. Günlüğüm. O ne, hatıratını mı yazdın? Ne yaptın be kızım? 1 Mart 2013. The New Closely Suspect Religious Community. Bir tane dini bir topluluk varmış. Benim ailemin dahil olduğu diyor. Sonunda onlarla ilgili bir ipucu buldum diyor. Bir kanıt buldum diyor. 1 Mart 2013'te yazmış. Sonunda bunu buldum diyor. Kendilerine Savior, ya kendisine Savior denilen birisi, işte kasabadaki herkese kendini tanıtmış da onu bu dini cemaatin içerisine dahil ediyormuş. Kurtulanlar mı? Kurtarıcı diye bir şey bu. However it seems more like an cult than... Hani bir dini bir topluluktan çok bir tarikata benziyor bu benim anladığım diyor. Şu an için sınırlı sayıda bilgim var diyor. Tamam mı? Ama o gölgeler ardında saklanan gizli bir şeyler olduğunu biliyorum diyor. Benim kalbim malbim var, sol altta canım var. Bak bu oyun başka ha. My parents are always very interested whenever... Valla anamız babamız bu tarikatın bu davetlerine katıldığından beri tanıdığımız bildiğimiz anamız babamız olmaktan çıkmışlar galiba. Anne, baba, evdeyim, geldim. Eve bak maşallah. 3000 metrekare. Burayı depo yaparsın lan. Bir şirketin deposu olur bura. Hey, evdeyim dedim. Alo, kime konuşuyorum ya? Anne geldi mi, çorba hazır olacak ya. Anahtarı kullanarak kapıları açabilirsin. Başka ne yapacağız sanki? Bakın buranın dolabında ne var? Buranın dolabı açılmıyor. Şunlar gazino çipi değil mi lan bu? Kumar mı oynuyor? Bir, peder kumarcı galiba. Peder evi kumardan almış. Mesela şu kapıyı açayım. Ha, Bodrum anahtarıymış bu. Ha, burası açıldı zaten. İyi.
Ben bu evi de bak bu evi de daha önce bir korku oyunu oynadık. Burası da hazır aset kullanmış. Ben bu evi de daha önce bir korku oyununda gördüm. O kadar çok korku oyunu oynadık ki. Artık evlerin şeylerini biliyoruz yani. Aha bodrum kapısı. İnmesek lan. Ben inmesem mi? Dirtti. Bodrum'dan bir tane daha ev çıktı. O ne? Allah Allah. Ne yapacağız? Tornavida mı alayım? Ne yapayım? Bu kapının hep bir kilidi vardı diyor ama şimdi açık garip diyor. Allah Allah. Oğlum ne oluyor? Evden ev çıktı bir tane daha. Lan karanlık hiçbir şey göremiyorum. Anne Allah cezanızı versin. Neredesiniz? Aha eve geri döndük. Bunlar çok saçma. Hiçbir anlam ifade etmiyor dedi. Bu olanlar. Allah! Hop! Alo? Alo deyince sustu. Anne! Evde kaç tane telefon var oğlum? Anne bu küçük biz mi? Bugünü sanki daha dün gibi hatırlıyorum. Lan ne kadar tatlıymışık ya. Çok güzel bir çocukmuşuz ha. Bu ne Playboy dergisi mi? Bak bu yan dönmüş. Beti bir harekete kaçacak evin. Anne! Tam takır kuru bakır. Evde gene hiçbir şey yok lan. Şöyle bir oturup bir ağız tadıyla bir şey yemedik bir korku oyununda ya. Gerçi şu First Phantom'da lazanya yediydim ya. Tadı damağımda hala. Ben açarım ya. Kendi evimde kendi kapımı bile açamıyorum abi. Hep... Olmaz böyle. Kendi kendine açılıyor ya. Ben kendi kapımı kendim... Kendim açarım ya. Flash yok. Bir ışık mışık bir şey olaydı. Bir telefonumuz falan yok mu bizim? Çaycı çok teşekkür ederim desteğin için. Sen kapan. Ben bakınca mı açılıyor anlamadım ki. Anne ne yaptınız? Uzaktan kumandalı mı yaptınız evi? Yakışmış mı bu evin motifine ya? Antalya lan bura. Şura Antalya değil mi ya? Bu oyuncak neden burada? Ne oluyor oğlum burada? Bu ne? Gördüm. Gözlerimle gördüm. Tamam mı? O işte tarikatı başındaki herifin. Yani adam bunu yaparak, benim gözlerimle gördüğüm şeyi yaparak bu adam nereye varmaya çalışıyor bilmiyorum ama ailem bana da inanmıyor. Kelimeleriyle, cümleleriyle o dindar diye geçinen herif insanların başını yıkıyor, beynini yıkıyor daha doğrusu. Bu yer, Ashes Hollow denilen yer, burası tamamen bir kabus. O topluluk içerisinde neler olduğunu herkes biliyor ama ne yazık ki kimse ona karşı bir cesaret gösterip duramıyor, karşısında duramıyor diye. Bir ses kaydı. Allah Allah. Allah'ım. Bak işte bak. Bunu yapmayın işte. Şunu daha demin konuştuk ya. Yerli oyun, yabancı oyun fark etmez. Şu bızlığı yapmayın ya. Abi tarikattan uzak duracaksın ya.
Tarikattan uzak duracaksın abi. Anamız babamız kaç yaşında? Tarikat marikat ne işiniz var ya? Ya emekli olmuşsun. Bahçene git domates yetiştirsen. Senin ne işin var tarikatla ya? İnandığın dinin gerekliliklerini yerine getir. Devam et lan işte yoluna. Alo. Efendim. Bugünün günü 24 Mart 2013. Bana neler olduğunu anlamaya çalışıyorum. Medications with me. I don't have any medications with me. İşte herhangi ilaçlarım yok diyor ya da bir tedavi görmüyor mu diyor. Neyse. Federer, I'm playing nice drinks on me. I absolutely need to find my parents. İşte bana başıma gelenler, işte bir şeyler var bende. Ailemi bulup diyor onlara... onlardan, bu tarikattan, bu peder Carmelo'dan vesaire uzak durması gerektiğini söylemeliyim. Grasp why one of my records was in this place. Ha, bu şey yapıyormuş galiba işte, az önceki ses cihazı vardı ya, kayıt cihazı. Kayıt cihazına kayıtlar alıyormuş işte bu durumla ilgili. Ever since I have been living this house. Bu evde yaşamaya başladığımdan beri diyor. The door leading me out the basement as always. Ha, Bodrum'da bir tane kapı var. Bodrum'un ilerisinde. O kapı hep kilitli. Ve çok sıkı kapatılmış şekilde kilitli. Az önce de karakter şey dedi ya işte, hep bu kapı kilitliydi ama bu sefer açık, hayırdır inşallah diye. Babama her zamanında meraktan sorduğumda acaba hani bir sır mı saklıyorsunuz içeride, ne sır saklıyorsunuz diye meraktan o kapının ardına sorduğumda babam hep bana önemli bir şey olmadığını ve kendi işime bakmam gerektiğini söylerdi. Ayrıca not eklemem gerekirse I need to remember to ask my parents why they never have entered the house of ours. Ha, ayrıca aileme şeyi sormam lazım. Bana onun o evin içerisinde böyle bir bölümün olduğunu, böyle bir yer olduğunu niye daha önce söylemediler? Niye bahsetmediler? Bunu sormam lazım. Çünkü ben hiçbir şey bilmiyorum. That's if I didn't just imagine it. Evet, çocuklarından saklamışlar Bodrum'u. Büyüklerin işine karışılmaz yavrum. Tamam, kapı kapalı. Anne, ben gene geldim. Her cuma geliyorum be yavrum be. Bilmiyor musun? Yatılı okuyoruz. Ne yaptın? Yemek yok mu gene? Anne, sen bu anneliği iyice boşladın bu aralar ha. Vallahi iyice boşladın bak. Bir tarhana kaynat, ne bileyim bir gözleme yapar insan. Hayır, sen de yersin, biz de yeriz. Bir çay demlersin, iki dedikodunun belini kırarız. Babamın itliklerinden bahsederiz. Hiç yok ya, hiç yoksun anne. Anne? Makbul anne? This is a nightmare. Bu bir kabus. Kapı açılmıyor lan. Bebek ağlıyor oğlum. Anne, doğurdun mu, ne yaptın? Allah Allah. Görmüyorum ya. Kati surette görmüyorum. Lan geri mi döneyim, ne yapayım? Ya benden habersiz bana kardeş mi ya? Böyle kilitledik burayı. Açtık, tamam. Ulan bunun bir ayarı yok mu acaba, bir karanlığın? Dur bakayım. Field of view. Yok ya. Vallahi yok. Oğlum bebek ağladı, sustu ha. Bu masanın aynısı Resident Evil 7'de var ya.
O bebek ben miyim? Hay beni ya. Is no key in inventory. There is no key in inventory anne ya. Allah Allah. Orada açmıyor. Hani ne oldu? Kapıları açardınız tek tek ya. Açtı. Vallahi açtı. Oğlum bu nasıl bir ev? Tövbeler olsun. Ev diye dünya almış babamız. Şehir almış babamız. Kasabanın direkt kendisini almış. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi bak burası Resident Evil 7'deki ev. Burası Resident Evil 7'deki ev. Bak burası falan aynı Resident Evil 7. Gitmiş bu da Resident Evil 7'yi kopyalamış ev olarak. Labirent. Ha? Lan açın oğlum. Bana bak. Aha. You know, there's this strange community here in town led by that guy, Carmelo. They say he has this crazy plan to bring forth a new savior. But what does all of this even mean? It's like they want to flip the natural order of things, and I just can't wrap my head around why people buy into it. They have all these rules, all these dark rituals, and no one dares to challenge them. And then, this notion of a new savior, who would it be? How can they be so sure? It's as vague as it is unsettling. IT makes me wonder if they're really certain about what they're doing. Or if they're just blindly following something. And the people, they seem compliant, almost as if they're afraid to oppose. But don't they realize what's happening? All of this makes me feel so uncertain about the future of this town. I don't know what they're trying to achieve, but it seems so far removed from reality, so distant from normal life. Çok kısa yazmışsın. Bir dahakine biraz daha uzun yaz bunu. Çünkü kısa olunca anlamıyoruz. Biraz daha uzun yaz. Bu çok kısa olmuş. It all seems so out of place. And who's to say what will happen in the end? Maybe it's just me not getting it, but this place really unnerves me. Ne diyor bu? Biliyorsun diyor, burada garip bir topluluk var diyor kasabada. Peder Carmelo tarafından yönetilen. They say he has this crazy plan to bring... Dördüncü savior'ı getirmek gibi de ortaya çıkarmak gibi bir planı, çılgınca bir planı var. Ama bunların anlamı ne anlama geliyor hepsi acaba diyor. Sanki bunu doğal bir emir, hani doğal gerçekleşen bir olaymış gibi insanlara yedirmeye çalışıyorlar. İnsanlar da bunu neden yiyor anlamıyorum diyor. They have all these rules. Hep bir kuralları var diyor. Bu karanlık ritüelleri var, ayinleri var yani. Kimse onlara karşı mücadele edemiyor, işte karşılık veremiyor. And then notion of the savior who would be. Bu acaba savior dedi, kurtarıcı dedikleri de kim acaba? Bunları kurtarıcı diye söyledikleri, dördüncü gelecek kurtarıcımız falan diye söyledikleri. Nasıl onun öyle bir kurtarıcının geleceğinden emin olabiliyorlar? It is like hani yaptıkları şeyle ilgili gerçekten beni endişelendiren bir şeyler var diyor. Ya da işte gerçekten hani insanlar bu kadar kör böyle bir tarikatını söylettiklerini, bir pederin söylediğini peşinden gitmemeliye getiriyor yani. Yani böyle kör olarak gözleri görmeden bir şeyi takip ediyor insanlar diyor. Ve onlara iltifat ediyor bu halk. Onların yaptıklarına iltifat ediyorlarmış. Onları güzel karşılıyorlar vesaire yaptıklarını diyor. Ama neler olduğunu anlamıyorlar. Burada hani all of this make me feel uncertain işte diyor ki bu kasabanın geleceğiyle ilgili iyi hissetmiyorum diyor. Neyi başarmaya çalıştıklarını anlamıyorum diyor. Sanki gerçekliği ortadan kaldırmaya ve normal bir yaşamdan uzaklaştırmaya çalışıyormuş bu tarikat insanlara öyle geliyor bana diyor. Ben öyle hissediyorum diye. Makes me out of place like I'm on a sinister side. Sanki bir de bana öyle bir davranıyorken sanki öyle şeylere inanıyor ki insanlar bunları görüp de diğer insanların görmemesi gibi hissine getirerek şey diyor işte sanki ben bu yerden değilmişim de sanki ben bunların hepsini kafamda uyduruyormuşum sanki ben buraya yabancıymışım bunları gören tek bir yabancıymışım paranoyaymışım gibi hissediyorum ama bu topluluk bu kurtarıcı dedikleri vesaire hepsi bu yerin dışında normal olmayan şeyler gibi geliyor bana. Allah bilir sonunda ne olacak bilmiyorum. Buraya beni rahatsız ediyor diyor.
Ne dediğini o da bilmiyor ki. Selamünaleyküm. Temiz bir gömlek giyeydik bari ya. Lan oğlum kaç tane odaya girdim? Bir şey verin la. Hay anamın babamın tarikatını ya. Ana. Bura böyle miydi lan? Ha evet. Anne. Oğlum benim annem nerede ya? Vallahi çıldıracağım şimdi, oturacağım ağlayacağım. Annemle babamı istiyorum ya. Başlarım tarikatına lan. Verseniz oğlum annemle babamı. Onun bunun çocukları. Yediniz mi oğlum annemizle babamızı? Tamam oğlum, aile karşılığı alak, sonra ne yapıyorsanız yapın. Oğlum harç parası yatırılacak ya. Allah aşkına harç para almaya geldik ya. Anne. Allah Allah. Ha? Dur bir dur. Cız yapma, cız yapma. Hop ben şuradan cız. Ya harcı yatıracak parayı alayım. Anam babam alıyorsanız alın sonra. Ben gelir öbür ay gene gelirim o. Anne! Anne, anne sen misin? Anne bana cevap ver. Ne oldu senin boyun uzamış ya? Ananı yiyeyim ne oldu? Ananı arıyorum. Oğlum. Koşayım mı? Annedir yani sarılmayayım mı? Anne içindeler mi? İçindelerse ostur ya. Gözlerindeki korku. O çok güzeldi o gözlerindeki korku dedi. Anne ne anlatıyorsun kurban olayım ya? Sese bak. Şu sigarayı bırak dedik ya. Bekir abi gibi çıkıyor. Komşu Bekir abi gibi çıkıyor ses annemin. Nasıl bir tarikat lan bu? Anne görmüyorum bak. Bir anda çıkarsan yumruğu koyarım ha. Hoss. Aa! Sanırım aklımı yitiriyorum. Tüm bu olanlar... Yani şimdi yeni yazdı günlüğünü bak. İki çık 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 yaptı ya, hemen yazdı bunları. Tüm bu yaşananlar, bana benim başıma gelenler gerçekten inanılmaz. Sanki anılarım birbirine karışıyor gibi. Allah'tan bu günlüğüm vardı, her şeyi yazabiliyorum. Yaptığım her şeyi yazabiliyorum. Gerçekten kafayı yediğimi düşünmeye başlıyorum. Burası benim evim değil. Bu yer sanki bir cehennemin içerisinde daire çiziyormuşum gibi. Derinlere gittim ve derinlere gidiyorum. Derine gittikçe de burası adeta bu şeytanın evi, bu kasabadaki şeytanın eviymiş gibi oluyor. Ben sadece huzur bulmak istiyorum, huzur ermek istiyorum. Eskiden olduğu gibi olsun istiyorum her şey. Korkuyorum. İlacına ihtiyacım var. Onu almalısın tatlım. Oğlum biz deli miyiz acaba? Biz kafada uyduruyoruz mu lan yoksa? Hani tarikat marikat ayağına. Aa bak yine çarşaflı yatan ölü var. İlk oyundaki gibi. Anne. Allah! Ananın... Aha annem kırıldı. Sağ ayakla girmedik mi ya? Annemiz hemşire mi? Onun hastanesine mi geldik? Ne oluyor anlamadım ki ben ya. Biz sağlığına dikkat ederiz. Sana bakarız diyor. Aynen. Her yer kan olmuş. Anne! Nereye gittin burada? Yol yok. Nereye gittin be kadın? Tavana mı çıktın? Anamız böyleyse babamızı görmek hiç istemiyorum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aa. Baba? Hay babanın ya. Baba ne yaptın? Baba?
Babamız çok iyi adam ya. Çok güzel adamdır. Bak tanıyınca çok seveceksiniz. Herhalde öyledir lan. Gene buraya geldik. Oğlum ne oluyor? Dur kapat bakayım kapıyı. Baba? Baba neredesin baba? Baba amcalarımı şey diyeyim, neredesin? Anam. Ev, hastane, kapkarışık bir yerdeyiz ya. Hep senin hatan. Her zaman olduğu gibi. Benim hatam mı bey? Benim hatam mı bey? Çocuğumuzun bu kadar düşüncesiz ve sorumsuzca olması benim hatam mı? Peder Carmelo dedi ki hanım. Ha demek ki o şarlatan adamın söylediklerine inanmaya başladın ha öyle mi diyor eşi? Bunun işin içerisine girdik Marta. Bunu biliyorsun. Önemli olan bu topluluk. Ne topluluğu baba? Neyin içine girdiniz? Marta falan diyor. Batman miyiz lan biz? Lan bizi tarikata mı verdiniz? Ne yaptınız? Kilidi yok. Gene karalık bir şeyler. Kaan Pehlivan ve sevgili Kerem Şimşek çok teşekkürler destekleriniz için. Now I hear voices. Artık sesler duyuyorum. Perhaps they are fragments. Belki onlar benim anılarımın birer parçası olabilir. Kapı açıldı. Ya da bu çılgınlık içerisinde, delirmem içerisinde beynim son artık kararını vermiş ve beni delirtiyor olabilir bu seslerden dolayı gibisinden bir şey diyor ablamız. Kafa gitti iyice. Babam. Annemi de gördüm babam. Baba! Lan harçlık isteyeceğiz. Nasıl da kaçıyorsun var ya. Nasıl da görmezden geliyorsun ya. Baba okulun parası yatacak yani. Yapacak bir şey yok. Herkes nasıl yatırıyorsa biz de yatıracağız onu. Vereceksin onu sen. Adam resmen para vermemek için şeytan içine şeytan girmiş numarası çekiyor ya lan. Bu kadar olmaz baba ya. Vallahi bu kadar olmaz ha. Lan biri geçti. O senin biri dediğin babamız ya. Baba. Ana! Anne baba! Anne! 56 yaşında kadınsın ya. Yani küfretsem benim anamsın. Etmesem içimde kalır ya. Neyin peşindesin lan? Koskoca kadın ya. Koskoca kadın. 56 yaşında kadın ya bu kadın. Yazıklar olsun. Yapılacak iş mi? Ya şeytan içine giriyorsa da bunun bir adabı vardır. Yazıklar olsun ya 56 yaşında kadın neler yaptı ya az önce. Örümcek oldu ya. Bu kadın benim annem ya. Yazıklar olsun ya. Ya ne yapıyorsanız yapın bu saatten sonra abi. Ben bunu gördüm ya. Ya ne yapıyorsanız yapın ya. Lanet olsun böyle aileye ya. Ne orada tornavidayı... Gırtlağıma sokacağım ya. Nerede? Burnuma sokacağım tornavidayı. Yazıklar olsun. Tamam istemiyorum. Okulun parası da kalsın. Allah belanızı vermesin ya. Belki de bunların hepsi onun hatasıdır. Ya da ben delirmeye başladım diyor annemiz. Yok bir şey biz dedik bunu. Pardon. Şu kadın az önce yaptığı harekete bak ya. Şu kadın ya. Filiz Akın gibi kadın ya. Yazıklar olsun. Ulan bu sefer evi tersten döndük ha. Bana bak. Uğursuzluk olmasın. Şamdamı alıp Safinas diye vuracağım şimdi ha.
Oğlum evi geriden gidiyorum. Ne oluyor? Ev dalga geçiyor bizle ya. Ney? Ne oluyor oğlum? Ya bir yıldır görmüyoruz dersiniz. Bu hafta sonu kesin bekliyoruz kızım dersiniz. Geldiğimizde gördüğümüz muameleye bak. Anne! Tadını kaçırdınız ama ha. Yeni ışık mı yaptınız eve? Olmamış. Korktun mu? Güzel. Senin korkun beni daha da güçlendiriyor. I have you. Sana sahibim. Zaten evladınım yani. Evet, bana sahipsin. Yani senin rahminden çıkarak ben bu dünyaya geldiğim için babamdan çıkmadım herhalde. Senden çıktım. Allah Allah. Yumurtadan çıkmadık ya. Neden bunların hepsinin başıma geliyor dedi. Canet. Canet'im dur. Anan delirdi kızım. Allah Allah. Ya ben komşu Filiz teyzenin Filiz teyzenin rahminden çıkmadım ki, kendi anamdan çıktım ya. Tabii ki bana sahipsin. Sen benim anamsın ya. Ama olmuyor bu hareketler vallahi bak. Ne oldu? Anneler günde aramadık diye mi bunu sen şey yaptın şimdi, bu kadar dert yaptın ya? Hep bu tayfa işte, hep bu tayfa. Dedikodu tayfa. Anamın aklını bunlar çevirdi, yaktı ya. Nefret diyor ya bir de duvarda, koca kadın. Meslektaşlarımla itibata geçtim. Ve Cennet'in Aziz Kanır Hastanesi'ne yatırılmasına karar verdiler. Onun benim yardıma ihtiyacı var. Ulan bu peder kamelo yerime bir geçirirsem haçı tutturacağım ona. Bizi akıl hastanesine yatırmışlar. Biz bir dönem burada yatmışız. O yüzden akıl hastanesi görüyoruz. Ya ama ben akıllıyım da annemler akıl hastanesine yatmış gibi davranıyorlar. Niye öyle yapıyorlar ya? Anne? Allah Allah. Bu oyun demoydu değil mi? Nasıl demo oğlum? 4 gündür oynuyoruz ya. Lan bunların yani bilimsel ya da yani bir garipsel bir şey, bir açıklaması olması lazım diye karakter. Karakter dilini yuttu oğlum, kız korkudan konuşamıyor artık ya. Altyazı çıkıyor sadece. Karakteri dilini yutturdunuz ya. Benden saklanamazsın. Ben her şeyi görürüm. Her şeyi bilirim. Anam! Anne! Lan! Ya! Na- Koca kadın ya. 56 yaşında şu kadın. Ne? Bunlar gerçek miydi yoksa hayal mi görüyordum, rüya mı görüyordum? Ana, ne oldu lan, uyandık mı? Yo, yatak bozulmamış. Karakter şöyle yapsa, hop, içim geçmiş ya yapsa ya, öyle bitse oyun. Allah Allah. Sonuç olarak bizim harçlık ne oldu? Hah. Sonunda gerçekleşiyor. Yakında seçilmiş çocuğun kim olduğunu öğreneceğiz. Hani o dini adamın bize söylediği o kurtarıcı. Bugün konuğumuz Peder Carmelo. Teşekkürler Paul. Evet, bugün seçilmiş kızı kurtarıcımız ziyaret edecek dedi. Ana, biz o seçilmiş kız mıyız? Abi bana uzak Allah'ın aşkına. Son yargısını getirecek bu çocuk diyor bizim kasabamıza. Son yakın. Savior'a şükürler olsun ki hepimiz kurtulacağız. Hepimiz kurtulduk. Uzun bizim için önemli bir gün bugün. O
Oğlum bana bak, kurtuluşun çocuğunu bizden mi yapacak bunlar acaba? Biz seçilmiş kızız falan. Ben bu yaşta çocukla uğramam anne. Bu gerçek değil. Böyle olamaz. Beni yalnız bırakın dedi. Vallahi ben hamile kalamam ya. You are pregnant. Oğlum değilim lan, hamilesin diyor. Değilim oğlum. İnsan bilir hamile olduğunu ya. İnsan kendini bilmez mi ya? İnsan kendini bilir lan. Anam Allah. Güvende olduğunu mu zannediyorsun? Bu senin kabusunun sadece bir başlangıcı. Anam dur anne, ne olur. Ne yaptı? Rahme geri mi aldı? Ne yaptı ya? Pah! Oyunun demosunu oynadığınız için teşekkürler. Sağ olun. 2024'te geliyormuş. Belki de annemiz kutsal kadındı. Biz çocuk olarak doğduk. Biz kurtarıcı mıyız? Kurtarıcıyı mı doğuracağız bilmiyorum ama bir tarikat işleri dönüyor. Bir salak salak tarikat işleri var. Bu da böyleydi. 2024'te geliyormuş. Unutmazsak, aklımıza kalırsa bakarız. Efendim, şimdi Fatal Midnight, bir sonraki korku oyunumuz. Uyan ve pes et diyor. Ben uyanıp pes etmek arasında girip gelirken sizler videoyu beğendiyseniz takdir lütfen alttan beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Let's go. Hadi uyanalım bakalım. Ailem tatildeydi. Ben de kardeşime bakmak için ben de kardeşime baktım. Göz kulak oluyordum. Onun bazı problemleri var. Sometimes bazen çok garip davranıyor. O yüzden ona göz kulak olmam lazım. Garip bir ses duyana kadar gecenin bir yarısı her şey gayet normaldi. Ama ondan sonra... Ne yaptı kardeşim? Tavanı mı çökertti ya? Damn this sounds. Neydi lan? Lanet olsun bu seslere. Dedi de sonrasını okuyamadım ki ya. Çok hızlı geçti. Oğlum bu oyunun... Aa, bu oyun bu kadar arkadaşlar. Böyle kesik. Bunun grafiği bu. Oğlum bu neymiş böyle lan? Abo. Oğlum bu az önceki oda ev... Bak az önce oynadığımız oyun daha ya. Az önce oynadığımız oyunda kızın yataktan uyandığı yer aynı yatak. Bak çarşaf aynı ya. Lan çarşafı değiştirseydiniz bari. Kapıya sıkıştım. Bak ay... La oğlum daha demin ya. Daha demin lan. Aynı oyuna mı girdim ya? Bak. Bak Allah'ın işine ya sen. Bak parkeyi sökmüş. Nerede bizim kız? Makbule? Garip. Kardeşim burada değil. Onu bulmam lazım. Ve nasıl olduğunu ona sormalıyım. İyi mi kötü mü? Makbule? Yatağın altına mı girdin? Hayvan dergileri okuyor okuyor. Hayvan oldun ya. Lan kedi halıyı böyle tırmıklıyor, böyle tırnaklarını rahatlatıyor, parmağını rahatlatıyor diye. Sen parkeye mi tırnağını soktun, ne yaptın? Parkeye mi kaldırdın ya? La kızım öyle bir şey değil la. Bak böyle. Oğlum bura nasıl ev? Banyo, manyo, hepsi aynı. Nasıl grafik bu, nasıl? Makbuş. Oğlum ne oluyor? Çok rahatsız edici lan. Makbuş. Allah Allah. Anneme babama da kafayı atacağım. Bu kızı da götürsenize yanınıza ya. Bana malamat ettiniz bunu. Başımıza bela ettiniz bunu ya. Ben neyinize yetmiyordum, bir tane kardeş çıkardınız ya. Oha.
Yavaş. Yavaş lan! Makbule! Makbule! Gebertirin! Anam. Ne oluyor oğlum? Ablacım neredesin? Ne olur, bayılıyor muyum lan? Keşke PST tıklasaydım harbiden. Niye uyandım ya? Keşke PST tıklasaydım ya. Makbule! Lan! Büyük ihtimal Bodrum'a gitti. Onun peşinden gitmem lazım. Oğlum benim kardeşim rahibe mi? Ha, ışık bulmam lazım diyor. İkinci katta bilgisayarın yanında ışık olacaktı. Ha. Makbule dur gel. Geri zekalı ya. Bilgisayarın yanında ışık. Işığa bak. Işık değil, floresan aldım elime. Makbule! Çık! Bodrum'a inmeyecek demedim. O nasıl bir karanlık lan? Mahpuş! Kızım ne yapıyorsun? Tövbeler olsun yarım. Ana arıyorum. Ay! Annemi arıyor. Ananı arıyorum ya. Annemi arıyorum vallahi. Gelsinler ya. Ne yaptın? Bu da neydi lan? Kesinlikle benim kardeşimde bir sıkıntı var ya. Hastanede mi karıştı, ne oldu? Anneme dedim, hamileyken bu kıza bu kadar limon yeme dedim ya. Ekşi bir kız oldu ya bu tatsız bir şey oldu ya bu. Ekşi bir kız oldu ya. Baksana buraları falan devirmiş. Makbule. Ha? Makbule. Harika. Önce kardeşim beni bayılttı. Sonra da elektrikler gitti. Müthiş gerçekten. Amerikan korku filmlerindeki telefon gibi çalıyor ya. Ne var dırıldadın ya? Elektrik de gidecek yere olur. Alo! Bitmiş internet paketinizi yenilemek için her zaman yanınızdayız. Hey, son. Hey evlat. Ona ne olduğunu biliyorum. Odana git. Yatağın altında bir şey var. Sana yardımcı olacak. Biz erkekmişiz lan. Abicim. Odama gitmem lazım. Yatağımın altında bir şey var. Bana yardımcı olacak. Oğlum ben yatağımı unuttum ki. Yatağım neredeydi lan benim? Makbule! Abinin aşşol eşeği! Abisinin şol eşek seni! Senin Allah cezanı versin. Sen kimsin ya sen? Kardeşim misin sen benim ya? Annem seni kusmuş. Sümkürmüş seni annem. Doğurmamış. Pislik! Gerizekalı pislik! İnsan mısın sen? Nerede benim odam? Odamı unuttum ya! Pislik! Bok kız!
Annem ne yaptın sen bunu? Ne yaptınız siz buna? Lan oğlum sizin tatiliniz batsın ya. Lan annemler seni tatile götürmedi miydi bunlar diye? Geçen hafta sinemaya götürmedik diye mi ya? Yavrum kızlarla takılıyoruz, sen niye gelesin sinemaya? Seni de götürürüz ya. Ya Shrek 5 benden daha mı önemli? Allah belanı versin Shrek 5'e götürmedik diye ya. Yatağımın altında ne var lan? Aha. Ne lan o? Ananı avradını pompalı tüfek. Gel lan buraya. Gel lan. Anam doğurdu demem sıkarım vallahi, gel. Gel gel. Senin belanı ben. Shrek 5'miş. Gerizekalı. Karnede getir 10 tane zayıf. Bir tane dersi yok. Arkadaş ilişkileri pek iyi değil. Hepsi berbat. Alnına sokacağım şimdi pompalı. Gel lan. İlk katta konuş. Aha, ilk katta koşuyor. Duyuyorum sesini. Gel gel. Kardeşmiş. Ne kardeşi lan? Şeytan bildiğin. Sıkacağım. Gümüş mermi atsam bakısına. Yok mu kutsal silahın ucunu bandıraydım azıcık ya. Gel lan. Abicim gel hadi top oynayalım. Seni belana sıkarım. Lan. Karısı. Belasına. Kodumunun. Anam şarjör bitti. Bekle bekle. Dedi gidiyor ya. Kıza sıkmayacağız mı acaba ya? Üst kata mı çıktı lan, ne yaptı? Üste mi çıktın? Oğlum saçmalı mermi atıyorum. Saçmalama, ölmen lazım ya. En kötü bayılman şart. Bak bu mutfak, bu ev Fierce the Phantom ya direkt. Neredesin? Üste misin? Roger that, sir. I'm going upstairs. All right, let's move out. Alnına koyacağım mermiyi, gel. Abi mümkün değil. Kıza sıkacağımıza eminiz değil mi? Kesin kıza sıkıyoruz yani. Kendime sıkmayayım. Allahu Ekber! Bak mermiyi boşa attım ya. Nereye gitti oğlum kız? İlk katta mı lan hala? Abim sen neredesin ya? Fahrettin Bey mümkün değil. Kıza sıktığıma eminim ya. Şeytana sıktığıma eminim ya. Onu bunu çocuğu yapımcı. Daha karanlık yapamadım bu oyunu. Yok mu şuna bir Red Dot Sight taksam ben? 2 dakika. Aha. Oğlum alnına koyarım mermiyi bak. Aha sıktım. Aha. Dur lan telif yemek dur. Aa çok iyiydi ya. Dur bakayım. However, shortly after the fatal midnight, the police arrived at the scene and arrested Daniel. Diyor ki işte bu korkunç gecenin ardından polis eve geldi ve Daniel'ı tutukladı. As it turns out, there's a mental disability and taking pills. This led to a tragic incident. İşte aldığı işte sağlık durumunun, akıl sağlığının yerinde olmaması ve aldığı ilaçlar bu trajik kazanın oluşmasına sebebiyet verdi. Gerçekte ise olan şöyle: the sister was writing get away from her brother by hiding from the perverse life. The sister was not possessed. Aa oğlum. Biz psikopatmışız lan. Normalde diyor olan şey
Hani kız kesinlikle şeytan tarafından ele geçirmiş bir kız değildi. Bu kız sürekli abisinden saklanan bir kızdı. Tamamen bunların hepsi Daniel'in, yani abisinin fantazileriydi, kafasında kurduğu şeydi. Komşular çığlıkları duymuş, silah seslerini duyunca anında polisi aramışlar. Hani o zavallı kıza bir şey olmamasını umut etmişler ama onu kurtarmanın herhangi bir yolu yokmuş. Kız çok pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş. Daniel, yani kızın abisi, akıl sağlığı akıl hastanesine yatırılmış ve ardından neler olduğunu anlamış oğlan. Kardeşini öldürdüğünü anlamış. Oha iyiydi lan. Sağ ol. Direkt masa üstüne attı böyle löpürk diye çöplüğümü gördüğünüz için sana teşekkür ederim o gün. Tüm çöplük gözüktü orada. Aa, hiç böyle bir şey beklemiyordum. Ben harbi şeytana Patakanks diye koydum zannediyordum ya. Patakanks diye vurdum zannediyordum. Eyvallah. Bu da böyle bir korku oyunuydu. Bu oyun Exit 8 diye bir oyun. Bu direkt başladı. Ne oluyor oğlum? 8. çıkış. Çıkalım. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Rainbow Six'teki kameralar gibi. Tenşi, Tenşi'm çok teşekkür ederim de senin için. Fred bir anlamadım, nasıl? Ne oluyor lan? İyi akşamlar. Bu herifi de hiç sevmem. Meta loop'ta değişen şeyleri bulmaya çalışıyorsun. Değişen bir şey varsa geri dönüyorsun yoksa ileri gidiyorsun. Bu şekilde çıkışı buluyorsun. Ne diyorsun ya? O zaman dur bir bakalım lan. Burada ok var. Keep left. Soldan git diyor. Ha bu ileriden soldan git. Tamam. Allah Allah. Ne oldu? Arafta mı kaldık? Aha. Sigara içmeyin yazıyor. Vite Smile. İsmail var. Oh. Kapı açılmıyor. İyi akşamlar. Mufes. Dövme mi lan onların hepsi? Ha yok, kıyafetmiş ya. Allah Allah. Dur bakın bir daha döneyim, bu değişecek mi? Mete boş günde bekliyorum seni yolun düşerse. Alp abi eyvallah. İnşallah geleceğim. Aha burada az önce bu yoktu. Tamam bu varsa şimdi geri mi dönüyorum ben? Bak bu yoktu az önce. Don't overlook any anomalies. If you find anomalies turn around immediately. If you don't find anomalies do not turn back. To go out. Aa diyor ki anomali bulursan diyor. Geri hemen dönmen lazım diyor. Eğer anomali bulmazsan ilerleyeceksin, devam edeceksin diyor. 8. Ha, anomalilere çok fazla bakma diyor. Aa dur bakalım lan. Şimdi bu başladık yani. Bu Bismillah dediğimiz an. Bu Bismillah'ımız abi bizim. Oyun bize anlattı. Tamam. Bu abiye çok bakmayayım yani, ben anlamadım. Devam ettik abi. Panolara bakmadım ama. Yazılar aynı. Nambu Park falan. Tamam. Ha oyunun sesi mi yok? Pardon. Tamam söyledim. Şu an hallettim. Oyunda zaten ses yok yürüme dışında. Security camera is on operation. Allah Allah. İyi ezberleyip de etrafı bari. Bu da kameraya bakmalı oyunun bir garip versiyonu olmuş ha. Sıfır oldu. Sıfır yası bir oldu az önce. Nasıl ya? Aa iki oldu lan. Döneyim mi?
Ha biz exit 8'i bulacağız. Dur. Exit 8 bu 2. Tamam devam. Doğru yoldayız. Doğru yoldayız. Doğru yoldayız. Exit 8'e gideceğiz işte biz. Şu an exit 2'deyiz. Çıkış 2'deyiz. Ulan bu bacadan bir tane mi vardı? Bacadan bir tane mi vardı? Şundan bir tane mi vardı, iki tane mi vardı? Abi selamünaleyküm. Beyefendi çok pardon. Oğlum ben küçüldüm lan. Dönüyoruz. Dönüyoruz. Ben küçüldüm çünkü. Allah adam tekme attı lan bana. Hah exit 3. Doğru yerdeyiz. Hah Gokos sana sordum az önce. Senin indie oyununa da bakalım abi. Biraz adını yazsana bana onun bir. Allah Allah. İki baca var gene. Gene mi geri dönüyorum? İki baca vardı. Tamam. Devam. Bakacağız ya. 1, 2, 3 kapı mı vardı ya? 3 kapı vardı herhalde. Burada keep left yazıyor. Tamam exit 4'teyiz. Doğru gidiyoruz şu an. Exit 4'teyiz. Doğru gidiyoruz. 4. çıkış. 8. çıkışa kadar gideceğiz. Okey. No smoking. İki baca. Move fast. Anomali oldu. Anam ne oluyor oğlum? Kan geliyor lan. Oğlum kan geliyor. Kan geliyor. Oğlum durun. Oğlum durun durun. Kapı yok. Aa 3 kapı vardı 2 kapıya düştük. Dön geri. 3 kapı vardı 2 kapıya düştük. Kan tsunamisi geldi ya. Döndük. Kapı 2'ye düştü. 6. çıkıştayım abi. Let's go. 2 çıkış kaldı ya. Şalam şalam şömbelöm bir şey yaptık vallahi. Ben döneyim abi. İyi akşamlar hocam. Adam yoktu. Ajanlar geldi. 7. çıkış. Tamam. Dön abi dön direkt dön. Ya dön ya onlar seni döndürecek. Kartal abi kolay gelsin. İş çıkışı gene eve gidiyorsun. Haydi bakalım. Ben de eve ne yapayım? Görüşürüz abi Allah'a emanet. Kartal abi ya bizim. Çok iyi adamdır. Çok babacan adamdır. Hah exit 8. Çıktım. Ora edit. Invisible oynayacağım. Hı. Vallahi çıkış 8. Çıktın mı? Kart abi akşamlar. Ne kapı ya? 3 tane işte. Ha çıkış 8 vallahi. Exit 8'den dışarı çık. Bu muydu oğlum oyun? Güzel, farklıydı yani. Anomalinin farklı versiyonu. Keşke daha çok anomali olsaymış, daha güzel olurmuş. Bu da böyleydi. Bunu da oynadık abi, bunu da hallettik. Güzel. Mesela anomaliye baksak ne olur? Bir de ona bakacağım. Mesela anomaliye bakınca ne oluyor? Mesela anomalinin yanına gitsem ne olacaktım? Ben onu bir de göreyim. Ha,
Dur bir de ona bakalım. Abi kolay gelsin. Hop koştum. Koştum. Exit sıfırdayım hala. Sıfır. Tamam. Tamam bir oldu abi. No smoking. İki bacı. Üç kapı. Sekiz sekiz. Zui. Mufes. Security camera is in operation. Tamam. Aa. Adam gülüyor oğlum. Dönün. Dön dön dön. Adam gülüyor. Mesela buna çok bakınca ne oluyor? Kartal abi ne oldu? Maaşa zam mı oldu abi? He? Kartal abi? Abi? Zam mı aldınız abi? Hayırlı olsun abi. Gözümüz yok. Hayırlı olsun abim benim. Hayırlı olsun. İki kamera var. Döndüm. Tepede iki kamera var. Döndüm. Hop üç. Zık. Tamam. Kaçar mı lan? İki kamera var. Döndüm. Zık. Dört. Yemezler. İki kamera var. Beş. Zık. İki kamera... O ne lan? Aa biri var orada lan. O kim oğlum? Ananın ağzı. Lan hoş! Lan! Lan! Lan anam! Metro beni yiyecek. Şey metro diyorum. Koridor yiyecek beni. Lan! Onun bunu çocuğu. İki kamera var. Yedi. E iki kamera var. Sekiz abi. Bari başa dön. Burada sıfırlanıyor mu? Yo sekiz. İki kamera var. Sekiz. Lan oğlum loop'a mı girdik? Ne oluyor? Aha ters döndü lan. Adam nereden geliyor? Aa sıfıra döndü. Oo sıfırladı. Dur bakayım. Hep iki kamera mı varmış lan? Hep iki kamera varmış ha. Ben şansa mı geçiyordum oğlum? Ben şansa geçiyormuşum ha. Anomalilere gidince başka ne yapıyor ya merak ettim. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Kim o? Allah Allah. Ne var ya? Kap lan kap. Bu da mı anomali? Açayım mı? Kapıyı açamıyorum. Kapının kulpunu bırak kapı. Bak sen bırak ben açayım. Tamam sen bırak ben açayım. Alo. Mal ya. Ya. Bu anomali değil mi? Şöyle gidelim o zaman. Hayırdır abi? Yenge mi? Gel abi gel bu taraftan gel. Abi gel bu taraftan niye şey yaptın? Bildiğin yol ya her zaman yürüdüğün yol. Sapık ya vallahi bu herif sapık ha. Abi sen sıkıntılısın.
Sıkıntılısın sen. Onu söyleyeyim de sen sıkıntılısın. Ana sıfır oldu lan. Bir kamera, iki kamera, iki baca, üç baca. Üç kapı, iki baca, iki kamera, üç kamera. 12, 15, 12, 17. 10, 13 bin. Tamam. 10, 13 bin, 10, 13. Koşalım. Bir. İki bacı. İki bacı ne ya? İki baca, üç kapı. 12, 15, 12, 17. 10, 13 bin. Tamam. Kameralar açık. Saygılar abi. Oyunun adı Exit 8 arkadaşlar. Aha, tavan değişti. Pano şey yazı değişti, yazı. Döndük Exit 3. Tamam. Haşim bir anomali yok mu ya böyle? Zeberut diye. Zeberut diye bizi yakalayacak böyle bir. Ulan şunun telefon numarasına hiç bakmadık ya. Ne kadar selamsız sabahsız bir adam ya. Aa sıfır oldu lan. Yanlış mı yaptım? Ne değişmişti acaba? Kesin panoda bir şey değişmişti ha. Aa herif çok hızlı geliyor. Döndük. Adam çok hızlı geliyor. Tamam. Allah! Os. Dön geri. Kameranın ışığı yanıyor, dön geri. Öyle bir şey yoktu. Ertuğrul Er, oyu mu değiştirsek? Abi değiştireceğim şimdi. Başka garip bir olay olur mu diye merak ettim de. Bunların arası bu kadar açık mıydı ya bu iki kapının? Sanki değildi ama dur bakalım. Dördüncü çıkış. On beş, on on üç bin. Lan oğlum herif gülmüyordu değil mi? Abi iyi misin? Çanta elde, telefon elde. Gömlek tamam aynı gömlek. Jilet. Jilet Ahmet. Beşinci çıkış. Zınk. No smoking. Özgür Bistrani yayınlar bitemem. Özgür'üm selamlar. 12-15, 12-17, 10-13 bin. Abi aynı mıyız? Telefon elde değil mi? Heh. Hata yaptık. Tamam bu oyun böyle işte ya. Az önce oyunu bitirdik zaten. Öyle bir baktım hani başka ne oluyor diye. Bu da böyleymiş. Bir tek bir chatten bir arkadaşımız var. Onun bir kısa korku oyunu kaldı. Bir de ona bakalım. Ondan sonra ben bugünkü oyunlarımızı tamamlamış olayım. Evet, neydi oyunun adı Gokos? Overlook'un anlamı gözden kaçırma. İşte hani işte ha gözden kaçırma. Pardon, ben de çok bak ben çok bakma anlamında şey yaptım ya. Tamam gözden kaçırma, özür dilerim. Şaşırabiliyorum bazen. Kusura bakmayın. Death Signal'ı oynadık, bitirdik. Talha Karataş, selam Metin'cim. Cuma günü Bahriyeli olarak İskenderun'a vatayı göreve gidiyorum. Videolarını altı ayara vereceğiz. Artık kendinize dikkat edin. Ayağına taş değmesin Talha'm. Ayağına taş değmesin kral. Biz buradayız. Geldiğinde öyle topluca izlersin. Geldiğinde GTA 6 serisine başlamış oluruz belki. Kim bilir. Ey yavrum ey. Oyunun ismi Everything Was Nightmare. Was a Nightmare. Itch.io'da. Bakalım. Itch.io. Bu da bir korku oyunu. Chatten Gokos nickli arkadaşımızın oyunu. Hemen. Everything. Everything. Was a nightmare. Shit. Acaba hangisi ya?
İzleyici arkadaşlarımızdan Gokos nickli arkadaşımızın yapmış olduğu bu oyun. Oğlum bu nedir? Bu nasıl bir tip? Bu nasıl bir şekil ya? Lan oğlum. Hadi bakalım. Gokword tarafından yapılmış. SFX'i sex diye okudum. Çok özür dilerim. Pixabay.com ve Mixit.com. Okay. Let's go. Make sure use headphone in the door. Karanlıkta olduğunuzdan ve kulaklık kullandığınızdan emin olun. Abi karanlıkta olayım da dur bakayım. Yani ben karanlıkta olursam siz beni göremezsiniz ya. Öyle bir sıkıntımız var. Çok fazla ses var. Gürültülü ses varmış bu oyunda. There is no save option in the game. Save seçeneği yoktur. Eğer ölürsen ya da çıkarsan en baştan başlarsın. Oyunu durduramazsın. Sadece oyundan ESC'ye basarak çıkabilirsin. Neyin peşindesin sen? Yokuz. Sen neyin peşindesin? Ha ışığı kapatayım mı? Tamam deneyelim abi kapatayım ayıpsınız. Evet ışıklarımızı da bu oyunda böyle yaptık. Let's go. Hadi bakalım. Maşallah. Neredeyiz biz? Oynamayayım. Bunu oynamayayım. Follow the blood. Kanı takip et. Kokos. Kokos. Gebertirim bak. Nasıl oyun lan bu? Oğlum bak yaratık maratık çıkacak değil mi koridorda? Yapmayın işte. Böyle oyun yapmayın ya. Bu korkutuyor işte. Bu tırsıtıyor ya. Beni kovalayacak mı? Öldüğüm an çıkarım bu arada. Ben korkarım oğlum böyle şeyden. Sen mi diyor? Sen. Sav. Testere mi yazıyor? Sen. Sen yazıyor galiba ya. Benim adım sen mi? Oğlum kapı açılmıyor lan. Kokos kapı açılmıyor. E'ye de basıyorum. Allah Allah açılmıyor ya. Kanı takip ettik ya. Duvarda yazı vardı. Buradan gidilmiyor. Eğilebiliyor mu? Yok. Aslında koşma da yok lan. Odunu kıracak bir şey bul. Balta. Allah! Anlıyorum. Aha baltayı bulduk. Eyle baltayı aldım. Oğlum vaz yazıyor bence burada. Sem değil oğlum vaz yazıyor vaz. Tersten vaz yazmış. Kelime oyunları. Allah'ım Allah'ım. Baltayı popoma sokacağım. Oğlum niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Gebertirim sizi ya. Neyin peşindesiniz ya? İnni ve de cinni bebe ya. Bir tane buldum. Dört tane bulacağım. Kapı geldi lan. Aha. Ney? Let's play game. Bir oyunu. Hadi oyun oynayalım. Bak bak bak. Lan. Oğlum. Saçmalama. Ya hay, Gokos, bak bana bak oyunda örümcek var mı? Bunu bana bir cevapla. Bunu bana bir cevaplar mısın? Sen şu an chat'tesin. Bana bunu bir cevapla. Oyunda örümcek var mı? Oyunda örümcek var mı? Tek sorun bu. Oğlum bak. Tadımız kaçmasın gece gece. Ben oynamam. Oyunda örümcek var mı? Ben oynamam abi. Vallahi oynamam. Yok vallahi oynamam ya. Abi örümcek var dedi. Ben oynayamam. Bak ben fobim var. Oynayamam ki. Ben yapamam. Siz oynayın.
Ben oyunu göstermiş oldum. Siz indir bak. Buradaki 2000 kişi oyunu indirsin ya. Gokos'a güzellik olsun. Oyunu indirmesi ücretsiz zaten. Ha, beğenirsen Gokos'a bir destek atarsın. Ben bunu oynayamam. O çıkanı görmedin mi? Oğlum ben fobisi olan bir insanım. Siz ne biçim insansınız ya? Bana... Gokos burada mı var örümcek? Bir kere mi geliyor? Kaç kere geliyor? Onu söyle bari. Ben bak oynayamam ben. Ananı avradınız. Oğlum niye örümcek koyuyorsun ya oyuna? Kelebek koysana. Örümcek ne ya? Hadi iskeletor koydun onu anladık. İskeleti koydun. Örümceği niye koyuyorsun ya? Ben bakalım vallahi oynayamam. Oğlum anlamıyorsunuz. Fobim var fobim. Sizin hiç mi fobiniz yok bu hayatta ya? 7 S S7 sov. S7 7 unutma S7. Oğlum bak. Oyunlara şu yılan da örümcek de koymayın, akrep de koymayın ya. Allah Allah, zombi koy. Tamam anlarız. Köpek koy. Ben gitmem, vallahi gidemem ben oyuna. Ben bakmadan gideceğim. Ben bakamam ona. Tepede o. Gittik mi? A4. A4. Bak unutma A4. A4. Vardı bir şey vardı yine orada. Vallahi ben oynayayım. Örümcekse ben. O uyuyamam gece ya. Ne bir... Başka var mı Gökoz? Pislik bilerek yaptın değil mi? Örümcek fobim olduğunu bile bile bunu bana oynatıyorsun ya. M2. Tamam. Ne oldu şifre? 742. 742. Nereden kullanacağız bunu? Yol nerede oğlum? Kan yok. Kan yok. Oğlum bak. Çok kasıldım bak ya. Vallahi çok kasıldım. Onun... Kilit nerede ki? Kapı mı vardı? Tamam bunu da bulduk biz. Kokos nereye gitti ya? Biz kimiz? Niye buraya düştük? Bizim Allah cezamızı versin ya. Abi burada okey. Tamam tüm koridorlara girdim lan. Bir buraya gitmedik herhalde. Bak huylandım, kaşınıyorum. Allah kahretsin. Aha. Letters and numbers. Tamam abi. Nereye yazacağım? Nereye yazacağım? Harfler ve rakamlar. Harfler ve rakamlar. S A W. Ne oluyor oğlum? Şimdi manken çıktı. Ya. Örümcek çıkmasın bak. İskelet okey mi abi? Sabaha kadar iskelet çıkabilir. Vaz 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 vaz. 742. Ya da don't look back. Bakmıyor muyum? Bakma dedim, bakmıyor muyum? Bakma dedim, bakmayayım mı? Kokos niye böyle bir şey yapıyorsun abim sen? Yapacağın iş. Hadi!
Ben give up abi. Ben give up. Eline sağlık ama. Eline sağlık. Ama oraya bir arachnofobia seçeneği ekle ya. Ben bitiremem. Ben bitirmeyeceğim ben. Siz artık bu sizde. Ben Gokos'un bu oyunu koyacağım abi. Nasıl indirebileceğinizi de zaten söyledim. Buyurun indirin oynayın. Bitirirseniz bana sonunu atarsınız Instagram'dan. Gokos'a da bir güzellik. Eline sağlık Gokos'un bu arada. Eline sağlık. Abi şu örümcek koymayın şu oyuna. Kurban olayım ya. Allah aşkına örümcek koyma kral ya. Ya başka hayvan mı kalmadı? Tavşan koy. Böyle kanlı tavşan koy ya. Bunu koy. Yani ne bileyim kaplumbağa koy. Balık koy. Efendime söyleyeyim kedi koy, köpek koy. Koridorda köpek kovalasın beni ya. Ben okeyim buna. Ama örümcek, yılan, akrep. Ne bileyim çıyan. Tarantula. Ayı koy ya. Ayı. Kuvvetli böyle ayı koy. Lütfen. Öyleydi.